Yeni yılda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz aslında bir günden bir güne geçiyoruz. Çok şey fark etmiyor. Ama hepimiz için bir umut oluyor. Hele bugünkü umutsuz dünyada, hele bugünkü bu kadar sevgisiz dünyada belki de bir gün insanları birleştirebiliyor, birbirini hatırlatabiliyor. Anlattın mı? Yeni yılda bir İstanbullu olarak İstanbul'un tekrar kendine kavuşmasa bile en azından İstanbul'a gelenler de İstanbullu olmanın anlamını anlamalarını diliyorum. Çünkü İstanbul çok ayrı bir yer. Yüzyıllarca insanlar İstanbul'a geldiğinde İstanbullu olmak için gelmişler. Ayrı bir kültürdür. İkinci ne dileyebilirim? Bütün dünya gibi biz de ekonomik, politik facialar içindeyiz. Çok haklılıkların olduğu bir dünyada değiliz. Hiçbir zaman olmamışız ama şu anda çok daha fazla haksızlıkların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar hala birbirlerinden farklı olmadıklarını, renkleri farklı olabilir, konuştukları dil farklı olabilir. Hatta biz ayırmışız etnik gruplar diye. Halbuki bakarsan Allah'ın huzurunda etnik grup da yok. Çünkü ne Türk'ün, ne Kürt'ün, ne Çerkez'in, ne Fransız'ın, ne Rum'un, ne Ermeni'nin ayrı bir cenneti, ayrı bir cehennemi yok. Hepsi aynı cennete, aynı cehenneme gidilecekse gidecekler ve herkes de toprağın altına gidiyor. Onun için de bütün bunları unutup birbirimize saygılı, insan olduğumuz için saygılı, rengi, dili ne olursa olsun, inanışı ne olursa olsun ama en azından aynı toprakları paylaşan kişiler olarak oradan başlayıp ondan sonra da topraklar dışındaki insanlarla çok daha sevgiyle yaşamak lazım. Çünkü bugün artık ispatlanan tek bir şey var ki sevginin dışında hiçbir şey yok. Dikkat ederseniz yeni gençlik, ki bugün Beyoğlu'ndayım, yılın son günü, dolaşıyorum. Ve avantgardtasınız. Ve avantgardtayım ve bakıyorum, dolaşıyorum. Boş, umutsuz gözlerle bakan 15 ile 25 arası gençliği görüyorsunuz. Ben 64 yaşındayım ama ben 18 yaşında umutsuz bakmıyordum. Evet. Ben hayatımda bakarken umutla bakıyordum ve benim jenerasyonumda sevgiyle bakıyordum. Ama bugün insanların sevgisinin olmadığını görüyorsunuz. Hiçbir şeyden mutlu değiller çünkü çok fazla tüketici gençler oldular. Yani bizim için bir yıl başında bir tane kazara alabilirsek bir pantolon veyahut da bir gömlek büyük bir şeydi. Büyük bir heyecandı. Heyecandı. Küçük şeylerle mutlu olabiliyorduk. Bugün bakıyorsunuz işte giriyor, onu alıyor, bunu giyiyor, bunu beğenmiyor, bunu çıkarıyor. İlişkiler de böyle oldu. Kız erkek ilişkileri de böyle oldu. Günlük işte, one night shot evet, gibi yani bir şey oldu. Evet yani erkeklerle kız ilişkileri de böyle oldu. Üçüncü cinsinki bile böyle oldu. Yani evet. Hepsi bakıyorsunuz anlık, günlük. Bir lokma sıkıntıda bana ne, öbürkü var diyor. Kızlar kızlığından uzaklaştı, erkekler erkekliğinden uzaklaştı. Ben her zaman derim bıyıklı erkek olunsaydı ya ben olurdum. Evet. Bıyığım var. Sen bir üçüncü cins olarak kılla kılçıklı erkek olacağını savunmuyorum. Erkek olmak yürekle kadına sahip çıkmakla. Bu kadına şiddeti son derece kınıyorum. Hele bu dönemde, bu devirde hala erkeğin kadına şiddet göstermesi bence erkeklerin gitgide artık kendini aciz görmesi ve hakikaten ezik duygular içinde olmasını gösteriyor. Eskiden erkeklerde bu kadar yoktu. Çünkü evet. Erkekler güçlü olduklarını bilirlerdi. Evet. Ama bugün zannediyorum artık güç korkusundalar. Dilerim yeni yılda bu kadına şiddet toplum hareketi olarak olabilir. Çünkü Cumhuriyet hareketinde 1,5 milyon insan yürüdü Cumhuriyetken. Evet. Yani biz zaten cumhuriyetiz, 1,5 milyon insan yürüdü. Ama bir kadına şiddette 1,5 milyon kadının yürüdüğünü görmedik. Kadınlar burada şey yapıyorlar yani aslında. Aslında kadınları da kabahatli, birleşmeleri yok çünkü görüyorsunuz evet. Bir cumhuriyet diyor yürüyor 1,5 milyon insan ama kadına şiddette 100 bin kadını görmüyorsunuz yürüdüğünü. Veyahut da iş haklarında, işte bugün gene Galatasaray Beyoğlu'nda işsizlik sorunu vardı. 1,5 milyon cumhuriyet için yürüyorsunuz. Zaten evet. Atatürk cumhuriyeti kurmuş. Yürüsen evet. De yürümesen de şu anda kanunen cumhuriyetiz. Evet. Onun için hakların için yürümen gerekir. Neye gerekir? İşsizlik için yürümen gerekir. Evet. Kadın hakları için yürümen gerekir. İnsan hakları için yürümen, sesini duyurman gerekir. İnşallah toplumumuz yeni yılda artık bilinçlenir. Bu aptal kavgaları bırakıp bir de bu aptal dizilerden
Evet. Yani ben hayatında çok üzülüyorum çünkü bir sinemacı çocuğuyum. Evet. Gözümü büyük babamın İpek Film Stüdyosu'nda açtım. 5 yaşındaydım Taş Bebek filmi çevrildiğinde, Gönül Yazar'ı gördüğümde. Ve yani bir sinemacı aileden gelerekten ben hayatımda bu kadar mükemmel oyuncunun olduğu bir dönem görmedim. Evet. Yani bu kadar mükemmel oyuncunun olduğu bir dönem Türkiye sinema tarihi daha yaşamamıştır. Ama ben hayatımda bu kadar kötü de senaristin olduğu bir dönem daha da yaşamadım. Hala fakir kız, zengin erkek, zengin kız, fakir erkek. Evet. Hala kız kaçırıldı, kız etti. Hala Allah, yok böyle bir şey. Böyle bir Türkiye yok artık. Yani böyle bir Türkiye yok. Onun için de hala bunları yapmanın, aptal dizilerin, hele tarihsel dizileri hiç ağzıma almayacağım. Çünkü tarihi bu kadar çarpıtan ve tarihi bu kadar kurgu adı altında mahveden gelecek nesiller, ki bu nesiller biliyorsunuz çok meraklı bir nesil de değil, öyle kabul ediyor. Bence inşallah Allah 2012 yılında Türkiye'ye çok iyi senaristler verir de ellerindeki bu oyuncuları çok daha iyi kullanabilirler. Çünkü her bir dizide ben bir film yapsaydım, casting yapsam en az 10-15 tane. Sizin bir film yapma zamanınız belki de geldi yani aslında. Ben esasında filmci bir aileden geliyorum. İlk film çekmişiz. Evet. Sonra da Metro Golden Lion, Paramount Pictures, işte Fitaş Dünya Sinemaları bizimdi. Atlas bizimdi ve film getirmişiz. İpekçi evet. ailesi olarak Yeni Melek. Ama tabii ki öyle bir ailenin içinde büyüyünce, bir de çok meraklı olduğum için tabii ki yani bir gün inşallah istiyorum. Hatta bu sene böyle bir senaryo var. Çünkü ben kendi açımdan kostüm ve dekor bakımından istiyorum. Evet. Çünkü benim zaten kostüm tarihim, tezim. Ve yani kostümde bu kadar zengin bir Osmanlı dururken bunu bu kadar fakir fukara Osmanlı yapmak ve sadece iki tane göğüsle göstermek Osmanlı'yı hakikaten çok kolay bir şey. Bunu çocuk da yapar. Evet. Yani inşallah böyle bir var. Şimdiden zaten beynimde harem kadınları bile kimleri oynatırım, kimi erkeği oynatırım. İpucu var mı? İpucu olarak değil ama gene bir Osmanlı'dan bir şey. Zaten Osmanlı'nın şu bakımdan çok iyi oldu. Muhteşem yüzyıl bir ön açtı, kapı açtı. Kesinlikle. Yeni fikirler doğurdu aslında. Tabuyu yıktı. Evet. En azından bize tenkit edebilme fırsatını verdi. Çünkü evet. Her şey tenkit edilmeli. Edilmeli. Her tenkitte yeni bir şey, yeni fikir daha iyi olacaktır. Evet. Hepimiz tenkitlere açık olmalıyız. Yani ben mesela Cemil İpekçi olarak bu sene 40. senemi bitirdim. Evet. Ve 40. yılımı bitirdim ama daha hayatımda hiçbir tenkite kızmadım. Çünkü beni o tenkitler Cemil İpekçi yaptı. Yani insanlar tabii ki 10 kişi beğenebilir, 3 kişiye de kulak asacaksın beğenmiyorsa. Çünkü orada bir nokta var. Evet. Onun için tenkitlerden kaçmamak lazım, kompleksli olmamak lazım, açık olmak lazım. Türkiye bütün dileklerim bu. İnşallah 2012'de söylenilen de öngörülen savaşlar ve iç savaşlar ve dış savaşlar olmaz. İnşallah bu ekonomik kriz hakikaten Türkiye ağlasa da, ben yurt dışı ve yurt içine çok gidip geldiğim için, çok beraber olduğum için, Türkiye teğet değil, üstünden geçiyor ekonomik krizin. Evet. 2012'de görecekler ki yurt dışından ne kadar çok buraya göç başlıyor. Evet. Bizim Türkler değil, yabancılar Türkiye'ye göç etmeye başlıyor. Burada biliyorsunuz Beyoğlu'nun şu anda belki yarısı yabancılar satın alıyor. Aynen. Buraya başlıyor çünkü Türkiye hala krizini, geçen sene televizyon aldım, bu sene alamıyorum. Bu hafta 2 kere çıktım, 4 kere çıkamadım. Ya da işte çocuğumu devlet okuluna okuyorum, özel okula yollayamadım. Dünyada yani krizlerimiz, hala açlık krizlerimiz o kadar az da ki. Yani evet. Dünyaya mukayese ederseniz. Onun için dilerim ki hükümete iyi olur. Ben çok yargılanıyorum 10 seneden beri. Tuttuğum parti veyahut da ideolojilerim olarak, söylemlerim olarak, ama biliyorsunuz hayatımda 40 seneden beri ne cinsel tercihimde ne ideolojimde kimse beni yolumdan çeviremedi. Kimse de çeviremez. Evet. Çünkü bu hayat benim. Nasıl istersem düşünür, nasıl istersem yaşarız. Ama edep, terbiye, kültür ve aynı zamanda örf adetler içinde. Buradan da mesaj veriyorum. Muhafazakarı da yanlış anlıyorlar. Birisi Twitter'da bir şey atmış. En önemli şeyini muhafaza etmemiş dedi. Ben belden aşağımı muhafaza etmem. Çünkü belden aşağıdan gün çıkmıyor. Ne çıktığı malum. Oraları muhafaza edenler zaten dağımda dolaşırlar. Ben daha yukarıları muhafaza ediyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim Cemil Bey.